Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ipek gibi kreması, yumuşacık pandispanyasıyla borcamda çok kolay ve pratik yaş pasta tarifi paylaşacağım. Lezzetine ve kıvamına hayran kalacağınız çikolatalı muzlu bu borcam pastasını mutlaka kaydedin. Çok seveceksiniz. Pastamızın pandispanyası için oda sıcaklığındaki 4 yumurtayı karıştırma kasesine aktarıyorum. Üzerine bir çay kaşığının ucuyla tuz ilave ediyorum ve yumurtalar köpürene kadar yaklaşık 1 dakika mikser ile çırpıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumurtalar çok güzel kabardı, köpürdü, istediğimiz kıvama geldi. Şimdi üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum ve yaklaşık 3-4 dakika krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Daha sonra üzerine yarım su bardağı ılık su ilave ediyorum ılık su sıcağa yakın bir ılık su ama kaynar bir su değil buna dikkat edelim. Suyu da ekledikten sonra tüm malzemeleri tekrardan karıştırıyorum. Bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozunu unla birlikte eleyerek ekliyorum. Tüm tariflerimizde olduğu gibi unu her zaman eleyerek ve kontrollü kullanıyoruz. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, unun kalitesi gibi nedenlerden dolayı un miktarı farklılık gösterebilir. Mutlaka kontrollü olalım ve tüm malzemeleri özdeşene kadar çırpalım. Büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamın tabanını sıvı yağ ile yağladım. Tabanını yağladığımız borcama kek harcını dökelim ve kek harcını eşit bir şekilde yayalım. İçerisindeki hava kabarcıklarını almak için de borcamı birkaç kez zemine vuruyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pandispanyayı pişiriyorum. Pastanın kreması için 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı nişasta. Hepsini karıştırma tenceresine koydum. Öncelikle katı malzemeleri çırpalım. Üzerine 1 litre süt. 1 adet yumurtayı ekliyorum. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Özellikle un, nişasta tencerenin kenarlarına yapışabilir, kalabilir. Bu kısımlara dikkat edelim ve çok güzel çırpalım. Malzemeleri özleştikten sonra ocakta dibi tutmaması için sürekli karıştırarak göz göz olup kaynayana kadar pişirelim. Kremamız hazır görmüş olduğunuz gibi yoğun ve katı bir kıvamda bu şekilde olmalı. Şimdi soğumaya bırakacağız. Dilerseniz bu aşamada üzeri kabuk tutmaması için hiç hava almayacak şekilde streç film ile muhallebinin üzerini kapatabilirsiniz. Veya ara ara karıştırarak kabuk tutmasını engelleyebilirsiniz. Pantispanyamız hazır. Ben mini fırın kullanıyorum. 20-25 dakika arasında pişti. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Pandispanya fırından çıktıktan yaklaşık bir 10 dakika sonra üzerine bir çöp şiş yardımıyla denelim ve 2 su bardağı süt ile kekimizi ıslatalım. Süt oda sıcaklığında olacak. Ne soğuk ne sıcak. Görmüş olduğunuz gibi kek sütü çok güzel çekiyor. Sütü döktükten sonra keki bir 5 dakika daha dinlendirelim ve bu aşamada soğuyan muhallebi ile kremayı hazırlayalım. Muhallebi soğuduktan sonra krema ekleyeceğiz. 1 su bardağı oda sıcaklığındaki kremayı soğuyan muhallebin üzerine ekliyorum. Bir paket vanilyayı da koyuyorum. Muhallebi kıvam alana kadar yaklaşık bir 3-4 dakika mikserle çırpıyorum. Pastacı kremamız hazır. Kıvamı çok güzel oldu. hazırladığımız pasta kremasını kekin üzerine dökelim. Kremayı eşit bir şekilde yayalım. Değerli izleyenler ve dinleyenler, benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. 3 adet büyük boy muzu dilimliyorum ve pastanın üzerine sırasıyla dilimlediğim muzları diziyorum. Pastanın üzerini tamamen muzla kaplıyorum. Şimdi pastanın üzeri için ganaj yapacağız. Bunun için bir paket krema kullanıyorum. Kremayı ocakta ısıtıyorum ama kaynatmıyorum. Dikkat edelim. Krema ısındıktan sonra üzerine 200 gram bitter çikolata kullanıyorum. Ve kremanın içerisinde bitter çikolataları eritiyorum. Bitter çikolatalar kremanın içerisinde eriyene kadar karıştırıyorum. Burada ben biraz iri parçalar halinde koydum çikolatayı ama sizler küçük parçalar halinde koyarsanız daha çabuk eriyecektir. Çikolata eridikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağı eriyene kadar çırpıyorum. Ganajımız hazır. Ve hazırladığım ganajı pastanın üzerine tamamen kaplayacak şekilde döküyorum. Eşit bir şekilde yayıyorum. Pastanın dinlenmesi, lezzetlerin aromaların tamamen oturması için en az 4-5 saat, mümkünse bir gece buzdolabında pastayı dinlendirelim. Borcam pastamızı bir gece dinlendirdim ve ertesi gün servis ediyorum. Üzeri için benmari usulü beyaz çikolata erittim. Erittiğim çikolatayı buzdolabı poşetine koydum ve ucunu bir kürdan yardımıyla deldim ve bu şekilde beyaz çikolata ile süsleyerek pastayı hazırlıyorum. Borcamda yaş pasta tarifimiz servise hazır. Dilediğiniz gibi dilimleyerek servis edebilirsiniz. Yumuşacık pandispanyası, çok lezzetli pastacı kremasıyla hem çok kolay hem çok pratik bir borcam pastası. Evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bol dilimli bu yaş pasta tarifini mutlaka deneyin. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.